yapacağım. Öncelikle bir tane silikon aşı bağımız. Bu şekilde. Elastik olmazsa olmazımız. Yani yazınki aşılarımız için. Ondan sonra yüksek aşı yapacaksak bu şekilde bir tane çiftli bıçağımız. Bunların arası ceviz için özel yaptırdık biz. 3.2 santim mesafe, ara mesafe. Bu ceviz için çok ideal bir bıçağımız. Bunu kapatırken biraz dikkatli kapatıyor çünkü yaylar sert olduğu için elinizi kesebilirsiniz. Diğer bir bıçağımız yine bu şekilde. MS2 teğet güzaşta kullanabileceğimiz 440C çelik. Yine diğer bıçağımız karabük çelik. MS5 aşı bıçağımız. Yine bir diğeri MS3 teğet güzaşta kullanabileceğimiz aşı bıçağımız arkadaşlar. Bunları mstarim.com ya da 0530 954 32 86 telefonundan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi de cevizlerimizin kutlamasını yapalım. Bunlar normalde poşetler açılması gerekiyor. Çünkü sürgün boyları artık 60-70 santimi geçtikten sonra alınması lazım. Fakat şu anda bunların alabilmek için erek bağlanması lazım. Erek de şu anda hazır olmadığı için biz sadece budamasını yapıyoruz. Bahçe sahibi de erekleri bağlayacak ve poşetlerini alacak. Şimdi burada hep çatal sürgünlerimiz var. Eğer biz bunları almazsak düzgün bir büyüm olmayacak. O yüzden de bunları budama yaparak temizliyoruz. Şimdi burada 3 tane kalem takmış. Sen ne dersen bunu 3 kalem takmışız. Hepsi de tutmuş ve İkişer göz bıraktığımız için diğer gözlerden de sürgünler çıkmış. Bu sürgünleri teke düşürüyoruz. Diğer o tek giden sürgünleri de yine aynı şekilde budayarak tek sürgün gitmesini sağlıyoruz. Eğer şimdi torbasını açarsak arkadaşlar kalemler dipten çok rahatlıkla kırılacak. O yüzden önce erekler bağlanacak, sonra torba bırakacak. Bunu da yapalım, böyle yaparak gidelim. Görüldüğü gibi buna iki tane kalem takmışız arkadaşlar. İki kalemden de birisinin iki gözü birden çıkmış. İki gözden de çıktığı için bakıyoruz gözün hangisi daha zayıf gelişirse onu alıyoruz. Bunu aldık. Şekilde tek sürgün halinde büyütmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şunları elimizde alabiliriz. Ama şunu söyleyeyim. Artık bunlar imdat çanları çalıyor. Çünkü bayağı bir sürgünlerimiz uzamış. Sert bir rüzgar eserse kesinlikle kırılacak. O yüzden ne yapıyoruz? Fazla geciktirmeden bunların bağlamasını yapıyoruz. Bu şekilde büyütüyoruz arkadaşlar. Diğerine geçelim. Bak, aynı aşılar, bazıları aşırı büyümüş, bazıları yavaş büyüyor. Çünkü bunun en büyük etkenlerinden bir tanesi anaç. Bir de gözlerin küçüklüğü, büyüklüğü de çok fark ediyor arkadaşlar. Erken uyanmasına, geç uyanmasına. Aldık. Bu da iki kalem. Böyle gidecek. Bunun bakayım kutlamasını yapayım. Bunu koşuktan sonra atacak. Etrafına tel çekilmiş bunların da. Herhalde tavuklar falan zarar vermesin diye zannedersin. Burada şimdi tavuk çok. Bu da
da tamam. Bunu da alalım. Eğer ki bunlar daha önceden budama olsaydı arkadaşlar, daha güzel büyürdü, daha şekilde büyümüş olurdu. Hep bunlara vereceğim enerjiyi tek gövdeye vererek bunun boyu 2 metreyi rahat almış olurdu. Tabi burada şunu da unutmamak lazım arkadaşlar. Ben hep gittiğim bahçelerde de söylüyorum. Burada da söylüyorum. Aşı ustası ne kadar usta olursa olsun, bahçeye bakan iyi bakmadıktan sonra yaptığınız aşının tutma oranı düşük olur. Yani %50 senin ustalığın da varsa o kadar da bahçeyle ilgilenen bakan arkadaşların emeğini de unutmamak lazım. Burada Bekir abinin tabii ki emeği çok büyük. Bu bahçede badem, çeşitli elma, armut, erik, hepsinden aşı yaptım arkadaşlar. Onların budamalarını yaptım. Sadece cevizlerinki kaldı. Onları şimdi yapıyoruz. Bu şekilde tek gövde olarak büyüyecek bunlar. İlk baharda alttaki kalıbına göre budaması yapılacak. Onlar küçük olur ya onlar. 15 gün sonra onlar geçer onlar deriz. Şimdi buradaki büyük sırık lazım bunlara. Ağacımız. Küçükleri bademler olur da. İçeride bir bakalım. 1, 2, 3, 4 tane kalem takmışız. 4 kalemimizin 4'ü de tutmuş. Ve sürgünlerimiz birbirine girmiş. Nereden baksak 1,5 metreye geçen boylar var çoğunun. Da şunu da söyleyeyim size arkadaşlar. Bunların çoğundan da biraz daha dursa güzel göz çıkacak. Bunlar hep yukarı böyle bağlanması lazım. Çok dikkatli bir şekilde. Eğer ki bağlanmazsa kırılacak. Şimdi burada şöyle bir yakından çekim yapabilirsek. 3 tane sürgünümüz varmış. 1, 2, 3 bir tanesini kestik. Kaldı ikisi. Bunun hangisini kesmemiz gerekiyor arkadaşlar? Önce onu da size anlatayım. Şimdi burada bu gözümüz bu tarafa çıkmış. Bunda sıkıntı yok. Bu tamam. Bu da o tarafa yatmış. Onda da sıkıntı yok. Onlar şimdi bu diyeceğim oralarında. Şimdi bunun bu tarafa giderse bu sürgünün üstüne gelecek. Ne yapıyoruz? Ona zarar vermesin diye biz de bu taraftakini alıyoruz. Bunu aldık. Şimdi bu şekilde büyüyecek. Ona bir zararı olmayacak. Şunu da bir temizleyelim. Görüldüğü gibi 3 tane sürgün gelmiş. Bir tanesi kırılmış zaten. Bir tanesi de yine bükülmüş. Bu da biraz sıkıntılı artık. Kırılırsa da dipten yenisi çıkacak. Çünkü zamanında bağlanmadığı için biraz problem oluşmuş. Bunlar bu şekilde arkadaşlar. Yine aynı bunu da böyle sıkan gözleri alıyoruz. Doğa kanunu gereği bakın arkadaşlar, ne kadar aşağı gitse de yukarı geliyor. Bir de şurada var. Bunlar da gelince buna da 2 tane kalem takmışız. 2 kalem de şu anda tutmuş vaziyette. Şekilde keselim bunları da. Bakın burada arkadaşlar bir yakında çekebiliriz. Bir tane sürgünümüzden kaç tane sürgün çıkmış. Şöyle bir gösterelim. Şu 2 tanesini budadım. Bir de şu 3. Bir de burada var. 4. Burada aynı yapraktan 2 tane daha var. Ne yapıyoruz? İkisini de hiç acımadan
bir kasaplık yapıp kesiyoruz. Sadece bir tane sürgümüz kaldı. Onu da büyüterek devam ediyoruz arkadaşlar. İşlem bu kadar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kolay gelsin.